dünyanın gidişatı normal değil. Yani farklı farklı şeyler oluyor. Ani gelişmeler oluyor, dengesizlikler oluyor. İşte bütün küresel alanda bir ekonomik sıkıntı oluyor. Ve bakıyorsunuz kamplaşmalar farklı yerlere gidiyor. Abi bir şeyler bekliyorsunuz. Yani bunu Müslüman geleceğe dair bir projeksiyon tutması gerekiyor. Ha, gaybı Allah bilir. Allah'tan başka kimse bilmez. Ama biz öngörüde bulunabiliriz. Elimizdeki bakın bilgi, belge, döküman bunları bir araya getiriyoruz. Bir analiz yapıyoruz, bir çıkarma yapıyoruz. Diyoruz ki kardeşim bu veriler şunu gösteriyor. Dünya uçuruma doğru gidiyor ya. Bir grup, bir çete götürüyor. Dünyayı uçuruma doğru götürüyor. İşte götürüyor. Yani Orta Doğu'daki şu anda yaşananları bana birisi uluslararası ilişkiler açısından anlatsın bakalım. Gelsin buraya bir uluslararası ilişkiler profesörü tartışalım. Bir anlatsın bakalım nizami giden ne var? Birleşmiş Milletler var mı ortada kardeşim? Var mı? Niye kuruldu Birleşmiş Milletler? Ya savaşları durdursun, barışı şimdi sağlasın. Nerede? Felaket tellallığı yapıyor. Bir şey yapamıyor. NATO niye var? Nerede? Nerede? Ya gene aynı şeyi söylüyoruz. Sivil toplum kuruluşları nerede? Olmaz. Adamlar barışı kimsenin sevmiyor. Kimsenin sesi çıkmıyor. Bak. Burada şeytana gerek yok, tamam mı? Ya da bu sapkın adamın anlattığı gibi Netanyahu'nun. Yani hiçbir şeye ihtiyaç yok. Şeytana da ihtiyaç yok. Şeytanlar zaten bu ülkeleri ve büyük kurumların başına gelmiş, yerleşmiş küçük şeytanlar bunlar, tamam mı? Bunlar eliyle gidiyoruz. Ne demek ya Tanrı'yı kıyamete zorlamak? Ne kadar aptalca bir şey bu, yani tamam mı? Cümle zaten yani bak, saçma sapan hayır, bir şunu şey diyorum. Tanrı'yı kıyamete zorlamaya Tanrı herhalde yani tövbe tövbe. Allah'ın gülüyor bir, yani gülünür böyle tabii, bir şeye. Ya gülme adamların resmi belgesinde hayır, var. Resmi bak, belgesinde birazdan göstereceğim. Bak Murat, gülme bunlar gülün şey değil. Gülme değil, şuna gülüyorum. Senin ne demek istediğini anlıyorum da. Zaten küçük şeytanlar eliyle kendi insani kıyamete gidiyoruz. Bak daha önce bilim bunu açıklıyor. 5 kere dünya yok olmuş, tamam mı? 5 kere yok olmuş. Ki hani bunu dinsel kaynaklarda da görüyorsun. Daha önce sizden önce çok üstünleri vardı. Helak ettik bölümünden anlarız. Yani bu helaklardan görüyoruz. Şu anda insanoğlu kendi kendini helak ettirmeye çalışıyor. Bu Tanrı'yı kıyamete zorlamak bu değil. Aptalca bir yaklaşım. Yani burada şu var. Yarın bir nükleer savaş çıktığında zincirleme reaksiyon oluştuğunda, tamam mı? Zaten büyük bir felaket olacağı için eğer dünya zıvanadan çıkmazsa, yörüngesinden çıkmazsa o büyük felaket zaten hani bir şekilde o helak dediğimiz veya da sınırlı bir ne derler, yok oluşa sebep olacak. Yani yok oluş. Ondan sonra yeni bir varoluşa geçmek için, çünkü şeytani yap böyle çalışıyor. Yani önce büyük yıkım, büyük yıkımın ardından yeniden yapılanma. Tabii şu anki o yurt, dünya dışı yaşamı araştırmaları, tabii. Mars'ta kolonik kurmaları. Tabii ki bunlar, büyük yıkım hep. Burada bir yıkım olursa biz tabii oraya kaçarız. Ya şimdi ama çocuğun hiçbir kaynaktaki kendileri öyle inanıyor olabilir ama İslam tarafından baktığında evet bir kıyamet süreci var. O kıyamet sürecinde saat diye geçiyor Kur'an'da, evet, kıyametten bahsederken. Onu da Allah biliyor. Ben biliyorum sadece. Bu kadar biliyor işte. Alametleri var, hadis kaynakları var. O süreci de Murat Hocam'ın dediği gibi götürülmek isteniyor ama ya öngörüler aslında şu an hani araştırmacıların, bizim yaptığımız yayınların, konuklarımızın hepsinin öngörüleri zaten okumakla ilgili. Şimdi şu an bakıyorsun süreci. Bundan 3,5 sene önce Covid diye bir şey çıktı. Bir süreç. Arkasından kapanmalar. Arkasından o kadar hızlı bir şekilde başladı ki hemen dijitalleşme. Doğru mu? Evet. Hemen evet. Arkasından ne geldi? Birkaç isim o elit zenginler. Hemen metaversler. Dijitalde paranı da kazanacaksın. Şunu da yapacaksın. Arkasından savaş. Orta Doğu'da zaten yıllardır devam eden kan gölüne dönmüş. Oradaki insanların ölümleriyle, çocukların, kadınların, yaşlıların ölümleriyle sonuçlanmış süreçler. Hemen arkasından yine bu. Zaten bunu görmemek için kör olman lazım. Zaten Murat bak bu bir bütün süreç. İşte diyoruz ki büyük resim niye bizim programın adı büyük resim? Yani artık kamerayı bir yere sabitleyip alakası yok bunun. Kamerayı bir yere sabitleyip tek noktayı izlersen bir şey göremezsin. Şuraya geleceğim. Aç hani kamerayı geniş açıdan bak. Mevzu var ya insanlarda. Olayları görüyorsun zaten. Ya korkacaksan hani inanıyorsan korkma ayette var. Allah vaat ediyor kazanacağını ama şunu demek istiyorum. Hani psikolojik olarak korkuyorsan da kork, süreç bu. Buraya gidiyor. Sen ne yapabileceksin? Ona bakacaksın. Devletler, ulus devletler, yöneticiler onlar ne yapabilecek buna bakacak. Ama hani kıyamet sürecine girildiğinde de saat evet o şekilde geçiyor. Ya onu Allah biliyor. Sen ne yaparsan yap. Dünyanın yok oluşunu, kıyamet sürecini ne hızlandırabilirsin ne bir yere götürebilirsin. Gerizekalıca bir yaklaşım. Olur.